bu videoda anlamlılık testi yaparken Z ve T değerlerinin ne zaman kullanılacaklarına değinmek istiyorum. İstatistiğe giriş derslerinde iki tane temel senaryo üzerinde durulur. Bunlardan biri oranlarla ve diğeri de ortalamalarla çalıştığımız durumlardır. Oranlarla çalışırken bir anlamlılık testi yapacağımız zaman sıfır hipotezini popülasyon oranı ile ilgili olarak belirleriz. Belirli bir değere, örneğin p alt indis 1 gibi bir değere eşit olduğunu söyleriz. Karşı hipotezde popülasyon oranının bu değerden büyük ya da küçük olduğunu ya da bu değere eşit olmadığını ileri sürer. Burada da örnek olarak P alt indis 1'e eşit olmamasını seçelim. Bunu test ettiğimiz, yani anlamlılık testini yaptığımız zaman popülasyondan bir örneklem alırız. Bu örneklemin boyutu n olacak. Bunu kullanarak bazı çıkarımlarda bulunabileceğimizden de emin olmamız lazım. Çıkarım yapabilmemiz için gerekli koşulları diğer videolardan hatırlayacaksınız. Evet ne diyordum? Örneklemden örneklem oranını hesaplarız ve bunu kullanarak da P değerini. P değerinin uç bir örneklem oranı elde etmenin olasılığı olduğunu ve eğer bu değer belirli bir eşiğin altında kalırsa da sıfır hipotezini reddedip karşıt hipoteze bakmamız gerektiğini biliyor. Bunu yapmanın yolu ise bu örneklem oranına ait olan z değerini bulmaktır. Evet z değerini hesaplamak için de, aslında ortalamadan kaç tane örnekleme dağılımı standart sapması uzakta olduğumuza bakarız. Bu noktada örnekleme dağılımının ortalamasının da popülasyon oranı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet, burada örneklemden bu istatistiği yani örneklem oranını elde ettik. Bununla varsayılan oran arasındaki farkı ki anlamlılık testlerinde olasılığı sıfır hipotezini doğru varsayarak bulmaya çalışırız. Demek istediğim buradaki P0, 0 hipotezinin ileri sürdüğü orandır. Evet, örneklem oranı ile varsayılan oran arasındaki farkı. İstatistiğin standart hatası olarak adlandırılan örneklem oranının örnekleme dağılımının standart sapmasına böleriz. Bu oranlarla çalışırken son derece net bir şeydir. Çünkü oranlar söz konusu iken bu varsayılan örneklem oranı çarpı 1 eksi varsayılan örneklem oranı bölü n'in kare köküne eşittir. Sonra da bu z değeri ya da istatistiğini kullanarak p değerini hesaplarız ve bu durumda dağılımın iki kuyruğuna da bakmamız gerekecek. Çünkü burada varsayılan popülasyon oranının ne kadar üzerinde ya da altında olduğumuzla ilgileniyor olacağız. Ortalamalar söz konusu olduğunda ise bir takım benzerlikler var. Yani mesela yine bir sıfır hipotezimiz olacak. Burada da popülasyon ortalamasının mü 1'e eşit olduğunu ileri sürecek. Karşıt hipotezde ortalamanın mü 1'e eşit olmadığı yönünde olacak ve yine burada yaptığımıza çok benzer bir şey yapacağız. Boyutu n olan bir örneklem alacağız. Örneklem oranı yerine örneklem ortalaması hesaplayacağız. Buna ek olarak örneklem standart sapmasını da hesaplayabiliriz ama buradaki asıl önemli olan konu ideal olarak bir z istatistiği kullanılabilir. Yani eğer örneklem ortalaması ile sıfır hipotezinde varsayılan ortalama arasındaki farkı ortalamanın standart hatasına yani örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasına bölebiliriz ama bu bulunması kolay bir şey değildir bulmak içinse popülasyonun standart sapmasını n'in kareköküne bölmemiz lazım. Bir örneklem aldığımız için n'in ne olduğunu biliyoruz ama popülasyonun standart sapmasının ne olduğunu bilemeyiz öyle değil mi? Bunun yerine bunun için bir tahmin yapmamız gerekir. Örneklem ortalamasından sıfır hipotezinin ileri sürdüğü varsayılan ortalamayı çıkarırız ve bunu bunun için bir tahmin olan örneklem standart sapması bölü n'in kare köküne böleriz. Bu bir tahmin olduğu için daha iyi bir sonuç elde ederiz ve buna Z istatistiği için bir tahmin demek yerine T istatistiği adını veririz ve bir T tablosu kullanarak bunun değerini bulduğumuzda aslında çok daha iyi bir olasılık elde ettiğimizi de görebiliriz.